Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugünkü dersimizde koşul yapısını anladık, if, elif ve else yapısını üçünü de anladık. Şimdi bir not örneği üzerinden bu öğrenmiş olduklarımızı pekiştirmeye çalışalım arkadaşlar. Bugün yapacağımız örnek şu olacak arkadaşlar. Kullanıcıdan 3 tane not alacağız. Almış olduğumuz bu notları toplayıp ortalamasını bulacağız. Eğer bu öğrencimin notu 80 ve 100 arasındaysa A artı yazdıracağız. 60 ile 80 arasındaysa A yazdıracağız. 40 ile 60 arasındaysa notunuz B artıdır yazdıracağız. 40'tan düşükse de F yazdıracağız. Örneğimiz bu şekilde arkadaşlar. Bir şey fark ettiyseniz öğrencinin notu 80 ve 100 olabilir. Bu ikisi, ikisi arasında bir değer olabilir. 1. 60 ile 80 arasında bir değer olabilir. 2. 40 ile 60 arasında bir değer olabilir. 3. 40'tan düşük olabilir. 4. 4 tane ihtimal var. Eğer birden fazla ihtimali varsa o zaman else yapısını bir önceki dersimizde kullanmamız gerektiğini sizlere söylemiştim. Şimdi arkadaşlar kodlamaya hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Kullanıcıdan 3 tane not değeri alacağım. Ve şöyle yapıyorum. Lütfen bir rinci notunuzu giriniz diyorum. Ve kullanıcımdan almış olduğum değer string veri tipinde olacak. Hatta şöyle yapıyorum. Console sınıfımın ReadLine metodunu kullanarak string olarak ben bu notu alıyorum. Arkadaşlar buradan bana not string olarak geldiği için ve ben bu notlar üzerinde matematiksel işlemler yapmam gerektiği için bu almış olduğum değeri integer'e dönüştürmem lazım. Convert sınıfının ToInt32 metodunu kullanarak kullanıcıdan almış olduğum bu değeri al integer'e dönüştür ve karşıdan birinci not olarak bunu yakala diyorum. Aynı şekilde integer ikinci not adına bir değişken tanımlıyorum. Convert sınıfım içerisinde bulunan toInt metodumla kullanıcıdan almış olduğum değerimi integer veri tipine dönüştür ve ikinci not olarak yakala. Pardon arkadaşlar. Integer 3. not diyelim bu değişkenimizin adına da. Convert sınıfının toint metodunu kullanarak kullanıcıdan almış olduğum değerimi string veri tipindeydi. Ben bunu integer'e dönüştürdüm. Arkadaşlar burada kullanıcıdan ben string olarak bir değer aldım. Ancak ben bunu kullanamam. Buradaki string değeri al. Convert to int 32 metodunu kullanarak integer'e dönüştür ve karşıdan bunu integer olarak yakala. Kullanıcıdan 3 tane değerimi aldım. Üçünü de integer'e dönüştürdüm. Artık ben bunlar üzerinden matematiksel işlemler yapabilirim. Şöyle yapacağım. Integer sonuç adına bir değişken tanımlıyorum. Ve kullanıcıdan almış olduğum birinci not, ikinci not ve üçüncü notu topluyorum. Ve bunların ortalamasını bulabilmem için ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? 3'e bölmem gerekiyor. İlk başta paranteze aldım. Bu parantez içerisinde toplansın. Ve bu değerimi 3'e bölün. Ve buradan dönen sonucu da sonuç değişkenimin içerisine atayım. Şu an sonucumu aldım. If bloklarımı açıyorum arkadaşlar. Sonuç değerim eğer ne yazmıştık? 80 ve 100 arasındaysa 80 ve 100 arasındaysa o zaman büyük ve eşittir diyorum. 80 ve sonuç değerim 100 arasındaysa 80 ve 100'e dahil bu iki değer arasındaysa hatta dahil olmasınlar. Şöyle yapalım. 80'den büyük ve 100'den küçükse o zaman bize şu değeri yazdırsın. Konsol sınıfımızın write time fonksiyonu kullanarak not değeriniz a artıdır. Yazdırsın arkadaşlar. Eğer else if diyorum. Koşulum bitmedi. Eğer bu sağlamazsa bu sefer de else if bloklarını kontrol ediyorum. Sonuç değerim 60'dan büyük ve sonuç değerim 80'den küçükse 60 ve 80 arasındaysa benim ortalamam o zaman not değeriniz ne yazdıracağım arkadaşlar A yazdıracakmışız örneğimizde ancak burada bir tırnak koymam gerekiyor devam ediyorum elsif benim sonuç değerim 40'tan büyükse ve sonuç değerim 60'tan küçükse bu ikisi arasındaysa o zaman da şunu yapacağız not değeriniz ve artı'dır dedik. Eğer bunların hiçbiri değilse o zaman da S bloklarına gir ve o zaman da not değeriniz F'dir şeklinde bir yazdırma işlemi gerçekleştirsin. Arkadaşlar Ctrl K D tuşlarına basarak bir daha yapıyorum. Ctrl K D tuşlarına basarak Yazmış olduğunuz kodları düzenleyebilirsiniz. Şimdi breakpoint koyuyorum ve start ediyorum. Breakpoint koymamın sebebi biraz daha detaylı anlayabilmeniz için. Şimdi kullanıcı benden bir tane not değeri istiyor. Not değerimi giriyorum. Mesela 50 girdim. İkinci not değerimi istiyor. Hatta birinci notun üzerine geldiğimi, 50 değerini yakaladığımı görüyorsunuz. İkinci notu istiyor benden. 30 diyorum. 3. notu da gir diyor bana. Buna da 60 diyorum arkadaşlar. Şu an benim 1. notumun içerisinde 50 değerim var. 2. notumda 30, 3. notumun üzerinde de 60 değerim var. Ben burada ilk başta kullanıcımdan değerimi aldım string veri tipinde. Ancak bu aldığım string veri tipini ben kullanamayacağım için bunları integer veri tipine dönüştürdüm ve karşıdan da bunları integer veri tipine yakaladım. Sonra buradaki integer veri tipindeki değerlerimi topla. 3'e böl diyorum. Ve bunu da sonuç değişkenimin üzerine ata. Ortalamam 46'ymış. Sonra geliyor arkadaşlar. Sonuç değerime bakıyor. Sonuç değerim 80'den büyük ve 60. yüzden küçükse 80 ile 100 arasında mı? Değil. O zaman ne yapacak arkadaşlar? If bloklarına girmeyecek. Else if bloklarına girecek. Görelim. Bakın else bloklarına gitti. Buraya çalıştırmadı. Bakıyor sonuç değerimiz 60 ve 80 arasında mı? Hayır 46. O zaman burası da çalışmadı. Bu koşul sağlamadığı için diğer else bloklarına gidecek. Buradaki else bloklarına bakıyorum. Benim değerim 40'tan büyük ve 60'dan küçük bu ikisi arasında mı? Evet bu koşul sağladığı için arkadaşlar. Buradaki else bloklarım else if bloğum çalışacak. Buraya girecek. Not değeriniz B'dir yazdıracak. Ekranda. Not değeriniz B artıdır dedi. Ve else if'e girdiği için Bundan sonra hiçbir tanesine girmeyecek. Buradaki else e girmeyecek. Buradaki else değerime girmeyecek ve devam edecek. Buradan devam edecek kodlamaya. Yani bunlardan sadece bir tanesine girmesi yeterli. Diğerlerinin hiçbir izine girmez arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar bu örneğimiz. Else bir örnek üzerine görmenizi istedim. Bu şekilde kullanıyoruz. Birden fazla alternatifin olduğu yerlerde else if kullanılır. Ya if çalışır, ya else if çalışır, ya else çalışır. Sadece bir tanesi çalışır arkadaşlar. Bu örneğimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde gene örnekler yapacağız. Koşul yapıları ile ilgili daha iyi oturması için konunun. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar mini ATM projesi yapacağız. Küçük bir ATM programı yazacağız sizlerle. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.